Merhabalar. Hoş geldiniz 2025 KPSS tayfa. Arkadaşlar merhabalar. Kusura bakmayın biraz beklettik sizi. Plansız teknik bir problem yaşadık. Merhabalar Onur Hocam, Elif Hocam, Ecrin Hocam, Esra Hocam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir, keyifler yerindedir. İyi misiniz? Nasılsınız arkadaşlar? Esra Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum diyelim. Seminerden sonra çok daha iyi olacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hocam teşekkürler. <laughs> Biraz beklettim ama bunu telafi edeceğiz arkadaşlarım. Öncelikle kısaca tanışalım. Arkadaşlar ben tek uzam öğrenci koçu, rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa. Sizden hangi bölümlerden sınava hazırlanıyorsunuz? Bu seminer bomba bir seminer olacak. Altın değerinde 10 tane tavsiyede bulunacağım size sınavda başarılı olmanızı sağlayacak ve öncesinde tanışalım istiyorum. Sizler 2025 için atanma idealinde olan kıymetli öğrencilerimizsiniz arkadaşlar. Kimler hangi bölümlerden hazırlanıyor? Nerelerden katılıyor? Daha önce girenler var mı? İlk kez hazırlananlar var mı? Hadi bakalım kısaca tanışıp kaynaşalım. Ayşe Hocam edebiyat öğretmeni, Süreyya Hocam ilahiyat, Emre Hocam Türkçe, Esra Hocam psikoloji. Çok güzel. Esra Hocam PDR mi yoksa psikolog musun? İlahiyat, sınıf öğretmenliği, ilk öğretim matematik. Beden eğitimi. Vav wow, çok güzel. O zaman Esra Hocam sen psikologsan 2026 yılında atanabiliyorsun. Psikoloji atamaları çiftli yıllarda yapılıyor. <laughs> ÖSYM ile akraba olmak üzereyim. Ayşe Hocam seni çok iyi anlıyorum. FTR, fizyoterapi. Çok güzel. Ezgi Hocam o zaman sen de 2 yıl sonra 26'daki sınava hazırlanıyorsun. Sümeyra Hocam maliye mezunu. Yani A grubundan sınava girecek. Çok güzel Karma güzel bir kitle var arkadaşlar. Daha önce girenler de var. İlk kez girenler kimler? Parmak kaldırsınlar bakalım. Kimler ilk kez hazırlanıyor? Serkan hocam ilk kez hazırlanıyor. Başka? Diğerleri tecrübeli mi hep? Mesela bu yıl girenler var mı? Sonuç bekleyenler var mı aramızda? Biliyorsunuz cuma günü sonuçlar açıklanıyor arkadaşlar. Heyecanlı bekliyoruz biz de. Evet Esra Hocam sonuç bekliyor. Onur Hocam, Nur Hocam. Ama öğrenciler az çok biliyorlar arkadaşlar kazanıp kazanamayacaklarını. Biraz sınav sonrası analiz yapıyorlar açıkçası. Siz de eminim ki bu analizi yaptınız zaten. Ecrin Cem, Orta Öğretim KPSS bu yıl gerçekleşecek. Bu seminerde vereceğim bilgiler daha geniş zamanlı. Ee, sürekli uygulandığında verim alabileceğin bilgiler olacağı için senin sınavına çok az bir zaman dilimi var. Yine de seminerde kal ama bu, ben bu semineri 2025 döneminde hazırlık yapan öğrencilerimize özel hazırladım içeriğini. Ayşe hocam öyle deme inşallah sınırda kalmazsın ki senin bölümün de çok zor. Edebiyatçısın zaten çok fazla rakip var. Sınırda kalman evet hiç hoş olmaz. Umarım sınırda kalmazsın. Peki o halde hazır mıyız arkadaşlar? Eğer herkes hazırsa seminerimiz başlıyor. <laughs> Bu semineri neden yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi yavaş yavaş artık Ağustos ayının da sonlarına geldik. Biliyorsunuz Eylül ayında birçok kurum artık dönemini başlatır. Öğrenciler de bir tatil modundan çıkarlar. Artık bir ne yapıyorum, ne yapmam gerekiyor? Bir an evvel başlayayım, bir kurta kayıt olayım. Kitap alacaksam alayım, program yapacaksam yapayım gibi idealleri genelde bu aylarda, bugünlerde başlar arkadaşlar. Eminim sizin de böyle bir arayışınız var ki zaten bizlerle yollarınız kesişte. Bu seminerde... Atanmanız için gerekli olan bütün taktikleri size öğreteceğim arkadaşlar. Çünkü unutmamalıyız ki KPSS bir eleme sınavı. Biz elenmek ya da elemek için giriyoruz arkadaşlar. Ve tamamen strateji sınavı. Bunun için öncelikle taktik bir. Tatil modunu kapatacağız arkadaşlar. Artık tatil modundan çıkacağız anlaştık mı? Çünkü artık tatil bitti. Yazın da sonuna geliyoruz. 10 gün sonra Eylül'e giriyoruz arkadaşlar. Artık KPSS serüvenimiz başlıyor. Taktik 2. Öncelikle hedefinizi belirleyin arkadaşlar. Şu an kimlerin hedefi kaç puan almak? Hızlıca yazın bakalım. Bakalım kimler kaç puan al alarak atanıyorlar? Serkan Hocam 85. Esra Hocam 90 üstü. 75, 80, 85. Ezgi Hocam 90 ve üzerinde bir puan almalı. Başka? Yok mu arttıran? Hedefi 100 puan olan 100 puan olan yok mu arkadaşlar? Ben Türkiye birincisi olacağım. Hocam derece için sınava giriyorum diyenler yok mu? Eminim vardır arkadaşlar bence derece yakışır size. <laughs> arkadaşlar taktik 2. Kendinizde kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi belirlemek zorundasınız arkadaşlar. Hedefim 90 puan almak. Hedefim atanmak. Hedefim falanca okula atanmak. Hedefim falanca bakanlığa atanmak. Yani olabildiğince hedeflerinizi lütfen detaylandırın. Hatta uzmanlar söylüyor ki hayal kurarken bile detaylı kurun ki zihin onu gerçek olarak algılıyor. Bir süre sonra sen hayalle gerçeği artık ayırt edemiyorsun. Zihin onu gerçek olarak algıladığı için gerçekleştiriyor. Arkadaşlar bakın zihnin gücü çok yüksek. Lütfen buna inanın. Hedefinizi masanın başına oturmadan önce belirleyin ama bu hedef hem sonuç odaklı olsun hem de süreçte kendinizi motive edecek düzeyde kısa ve uzun vadeli olsun ve lütfen arkadaşlar hedef belirlerken ölçülebilir olmasına, spesifik olmasına ve gerçekleştirilebilir, ulaşılabilir olmasına çok dikkat etmelisiniz. Mesela siz bu sınava arkadaşlar 2025 KPSS'ye hangi hedefinizi gerçekleştirmek için giriyorsunuz? KPSS sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor arkadaşlar? Hedefimiz ne ki biz bu sınava giriyoruz? Hadi bakalım herkesten yanıt bekliyorum. Öğretmenlik. Ama şöyle düşün Seyit Ali Hocam. Sen zaten öğretmensin. Yani özelde de çalışabilirsin, ücretli de yapabilirsin, özel ders de verebilirsin. Bence senin hedefin sadece öğretmenlik değil. <laughs> Çünkü biz zaten öğretmeniz arkadaşlar. Sınav bir şey değiştirmiyor. Atanmak. Peki Emre hocam, atanmayı neden istiyorsun? Bu sende nasıl bir duygu yaratacak? Yani atanınca bunu yaşayacağım ya da atanmak bende bu bu duyguyu tatmin edecek. Ne olacak? Kesinlikle atanmak daha doğru oldu. Aynen öyle. Bak Esra hocam diyor ki 90 üstü puan alıp devlet hastanesine psikolog olarak atanmak devlete ülkeye hizmet etmek istiyorum. Ki Esra hocam psikolog yani arkadaşlar şu an günümüzde bir çoğumuzun ihtiyaç duyduğu Psikolojik sağlığım, sağlığımızı korumamız için gerçekten gerek duyduğu ve çok kutsal bir meslek dalı ve benim de hayalimde açıkçası psikoloji okumak arkadaşlar. Ben de okul öncesi öğretmeniyim bu arada. Eğitim fakültesi mezunuyum. Biraz birbirinden uzak bölümler ama psikolojiyle gerçekten ilgileniyorum. Bence çok güzel bir hedefin var Esra Hocam ve diğer bütün öğrencilerimin de. Hedefinizi belirlemeniz ulaşılabilir hale getirecek zaten. Üçüncü taktiğim arkadaşlar kesinlikle kendi öğrenme yapınızı keşfedin. Kendinizi tanıyın. Çünkü şu bir gerçek arkadaşlar. Bu tarz sınavlarda çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemlidir. Hiçbir zaman KPSS'yi daha çok çalışan değil, daha verimli ve daha doğru çalışan kazanır arkadaşlar. Hiçbir zaman zamansal bir yarışa ne kendinizde ne de bir başkasıyla lütfen girmeyin. Çünkü şu bir gerçek arkadaşlar. Her öğrenci farklı öğrenir. Bu sebeple sizin nasıl öğrendiğinizi önce keşfetmeniz, akabinde de bunu uygun yöntemlerle ders çalışmanız gerekiyor. Mesela karşınızda örnek bir öğrenci kimliği var arkadaşlar. Bu kimlik sizin karşınıza gelseydi bu öğrenciye nasıl yönlendirmelerde bulunurdunuz arkadaşlar? Diyelim ki bu senin kan testin. Zihninin testi. Ne derdin bu öğrenciye? Bir 10 saniye süre veriyorum. Herkes bir incelesin bakalım. Kimler nerelere dikkat edecek? Bu bunu ben çok merak ediyorum açıkçası. Esra hocam diyor ki daha çok tekrar etmeli. Neden arkadaşlar? Çünkü bu öğrencinin unutma hızı yüksek. Peki aranızda kim unutma hızını biliyor arkadaşlar? Hocam ben unutma hızımı biliyorum. Şu kadar günde unutuyorum. Tekrarlarımı da Asla kaçırmam, şu kadar günde bir yaparım diyenler var mı aranızda? Bunu daha önce ölçtünüz mü ya da merak ettiniz mi? Ya da bunun önemini gerçekten biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında çok önemli. Mesela ben size taktik içinde taktik vereyim parantez içinde söylüyorum. Arkadaşlar, size sınavda Başarıyı sağlayacak olan şey çok fazla ders çalışmak değil. Çalıştığınız konuları unutmamanız gerekiyor. Ama insan zihinden unutan bir varlık ve çalıştığınız tek bir konu yok arkadaşlar. Yüzlerce konudan hatta binlerce alt konudan sorumlusunuz. O yüzden sizin bir konuyu unutmanız demek o konuya dair çıkabilecek soruları yapamamanız demek. Yani sen o konuyu çok çalışmış olabilirsin ama zamanında tekrar etmezsen çok çalışmış olsan da o konudaki soruları yapamayabilirsin. Bu çok büyük bir risk değil mi? Ortada emek var ama sonuç yok. O yüzden tekrar çok önemli. Ben her zaman söylerim arkadaşlar tekrar bilginin sigortasıdır. Geliyorum dördüncü taktiğime. Öğrenme yapınızı bildiğiniz gibi derslerdeki mevcut seviyenizi de tespit etmek zorundasınız arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar düşünün ki tek uzam bir eğitim hastanesi. Siz de eğitim hastasısınız. Yani KPSS diyelim ki bir hastalık ve ben bu hastalığı aşmak istiyorum. Ben de bu hastalıktan sorumlu biriyim. Bir öğrenciyim diyelim ki. Şimdi ben eğer bu sınava gireceksem nasıl doktorlar bir hastalığı teşhis ediyor? Sonra reçete yazıyor. Sonra tedavi uyguluyor. Bu tedavinin sürekliliğini takip ediyor. Gerekirse dozunu arttırıyor ya da azaltıyor ve sonunda ne oluyor? sapa sağlam oluyoruz. Değil mi? Eski sağlığımıza kavuşuyoruz. Şimdi sınavı da böyle düşünelim arkadaşlar. Sen bir sınava hazırlanıyorsun ama eksik nerede bilmiyorsun. ...pazlan nerede bilmiyorsun. Kendini tanımıyorsun. Bir yılını nasıl geçireceksin bilmiyorsun. Bu koşullarda başarılı olabilir misin? Mantıksal soruyorum arkadaşlar. İçinizde hocalarım var, öğretmenlerim var. Onlar kendi öğrencilerinin yerlerine kendilerini koysunlar. Öğrencin hiçbir şey bilmiyor. Gelişi güzel, random çalışıyor. Önüne ne gelirse çalışıyor. Gerçekten başarılı olabilir mi arkadaşlar? Gerçekten tedavi olabilir mi? Olamayız değil mi? Bak sağlık ne kadar önemliyse bu süreçte senin onayın var. On aylık sürecin günü gününe gerekirse saati saatine planlı ve reçeteli gitmek zorunda. Aksi takdirde sen nasıl herhangi bir yerin ağrıdığında herhangi bir ilaç içerim ve iyileşirim diyemiyorsan, ben bu sınava gireceğim ve 90 puan alacağım. O yüzden önüme gelen bütün ilaçları içeyim. Önüme gelen bütün içerikleri kullanayım ve bunları bir düzen dahilinde yapmayayım. Bir gün 10 tane ilaç içeyim. 10 gün hiç ilaç içmeyeyim. De, demememiz gerekiyorsa ders çalışırken de arkadaşlar öncelikle eksik analizi yapmak zorundayız. Bunu yapmamız için de sizin derslerdeki seviyenizi hatta konulardaki seviyenizi tek tek analiz etmeniz gerekiyor. Biz bunu tek ödeme eğitim hastanesi olarak nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Peyto'dan bütün öğrencilerimizin sorumlu olduğu bütün derslerden ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarını alıyoruz. Ve öğrencimiz hangi derste hangi dozda bir tedaviye ihtiyaç duyuyor? Yani hangi derste daha fazla ağırlık verecek, Hangi derste daha ileride, hangi derste daha ortada, bunların hepsi sonuçlarda çıkıyor. Çünkü şunu çok iyi bilmeliyiz arkadaşlar, zaman akıyor. Yani senin 10 ayın sonunda iyileşmiş olman, tedavi olmuş olman gerekiyor. Bunun için 10 ona sürecine çok verimli bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Yani tabloda da anlatmak istediğim şey arkadaşlar hedefin var iyileşmek, mevcut seviyen var, arada kat etmen gereken mesafe var ve 10 ayın var. 10 ayda tamamen eksik puan odaklı bir çalışma yaparsan bunu istikrarlı bir şekilde sürdürebilirsen kesinlikle dönemin sonunda hedeflediğin puanı alıyorsun. Geliyorum taktik 5'e. Arkadaşlar sadece nasıl kan testini yapmış olmak bizi başarılı kılmıyor ya da iyileştirmiyorsa sadece seviyemizi ölçmek ya da bilmek de bize sonucu bize sonuca götürmez. Çünkü sen bunu artık teşhis ettin. Buna uygun bir reçeteye ihtiyacın var. Yani eğitim dilinde bu nedir? Program. Şimdi ben senin eksik olduğun konularını teşhis ettim. Ne yapmam gerekiyor? senin seviyene uygun bir çalışma yapmanı sağlamam gerekiyor. Mesela içinizde kimlerin matematikteki seviyesi çok temel seviyede parmak kaldırsın. Seyit Ali hocamın matematikte seviyesi temel. Peki kimlerin seviyesi daha iyi arkadaşlar? Aranızda sayısal alandan hazırlanan öğrencilerim var. Mesela matematik öğretmenim vardı içinizde. Aynı soruyu ona sorsam diyecek ki hocam ben matematikte soru kaçırmıyorum. Peki düşünün arkadaşlar iki öğrenci aynı sınava giriyor. Birinin matematikteki seviyesi birinci basamak, birinin matematikteki seviyesi beşinci basamak. Sizce hangisi matematiğe daha çok çalışmalı? Birinci basamaktaki öğrenci mi, beşinci basamaktaki öğrenci mi? Yanıt bekliyorum. Birinci seviye aynen öyle. Neden? Çünkü bak daha arttırması gereken 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Hedef 5. seviye ise, hedef 3. seviyede ise sen 1'deysen daha fazla mesafen var. Ama sen 5'deysen zaten bunu koruman yeterli. Korumak için de az zaman ayırman yeterli. Ve şu bir gerçek arkadaşlar. Her dersteki seviyeniz aynı değil. Tıpkı bir kan testinde senin kolesterolün yüksek olabilir. Ama şekerin normal olabilir ya da kanın daha düşük olabilir ama demir eksikliğin olmayabilir. Her bir değer kendisinden sorumludur. Birinde düşüksün diye seni hepsinden tedavi etmiyorlar değil mi? Yani senin kolesterolün yüksek diye tamam sen öldün bittin ben sana bütün ilaçları vereceğim. Neden bir değerin yüksek çıktı? Nasıl bu uygulanmıyorsa derste de senin bir derste seviyen birinci seviye olabilir. Ama diğer derste üçsündür, dörtsündür, beşsindir. İkisindir. Senin eksik olduğun nokta yani problemli olduğun noktayı bulup asıl tedaviyi buraya uygulamamız gerekiyor. Kesinlikle Cüneyt hocam. Ne kadar eksiksen eksik olduğun konuya ayıracağın süreyi süre o kadar artar. Çünkü orada kat katetmem mes gereken mesafe çok daha fazladır. Geliyorum arkadaşlar 6. taktiğime. Arkadaşlar reçete nasıl kişiye özel yazılıyorsa hastanelerde, eğitim programı, ders çalışma programı da sadece size özel hazırlanmalı. Sen bir başkasının kullandığı dozajda, bir başkasının kullandığı miligramda nasıl bir ilacı içtiğinde, senin vücudunda farklı tepkimeler yaratıyorsa, başkasını birinci yapan ders çalışma programı seni... Birinci yapmayabilir. Çünkü senin değerlerin ve bir başkasının değerleri tamamen birbirinden farklıdır. O yüzden kesinlikle programınız sizin bir kere günlük ayırabileceğiniz süreye, öğrenme yapınıza, hangi konularda eksik olduğunuza, sınava ne kadar süre kaldığına ve sizin unutma hızınıza göre hazırlanmalı. Bu koşulları sağlamayan bir program arkadaşlar sizi yüzde yüz tedavi etmez. Sürekli eksiklikleriniz devam eder ve çalışmanın tatminini alırsınız ama sonucunu alamazsınız üzülerek söylüyorum. Aynen öyle. Planı akıllı sistem hazırlıyor. Cüneyt hocam bak burada mesela ben örnek olarak kayıtlı olan bir öğrencimize hazırladığımız ders çalışma programının sabahlık kesitini aldım. Mesela bu programa dikkatli bir şekilde baktığımızda arkadaşlar bu öğrencinin Türkçe'de tekrar yapması isteniyor. Bir önceki sayfaya geliyorum. Tekrarı kim yapıyor arkadaşlar? Şu basamaklara baktığında tekrar nerede? Kaçıncı basamakta? Kopya da veriyorum size. Üçüncü basamakta. Peki ben buradan ne anlıyorum? Bu öğrencim Türkçe'de orta seviyede olduğu için ben bu öğrencime tekrar yaptırıyorum. Ama bir aşağısına iniyorum matematikte konu anlatımı. Peki konu anlatımını kim yapıyor arkadaşlar bu tabloya göre? Kaçıncı seviye yapıyor konu anlatımını? İkinci seviye. Yani başlangıç seviyesinde olduğunu görüyorum. Bak dedim ya senin bir değerin eksikse onu yükseltirim. Ama bir değerin yüksek kolesterolün çok yüksek ve bu çok Allah göstermesin riskli bir hastalıksa ben senin kolesterolünü düşürmek için sana tedavi uygularım. Öyle düşün. Her hastalık, her değer kendi özelinde planlanıyor, reçeteleniyor. Bizim sistemimizde de bu böyle arkadaşlar. Akıllı sistem her dersteki seviyeni tek tek alıyor. Bu derste bu seviyedesin, seni buradan başlatıyorum diyor. Ama bu derste buradasın, seni buradan yükselteceğim diyor. O yüzden arkadaşlar sizin kendinizin evdeki koşullarınızla ya da arkadaşlarınızla istişare ederek hazırladığınız biraz daha random, daha böyle yüzeysel programlar sizi tam olarak derinden verimli hale getirmiyor arkadaşlar. Orada sadece ders çalışmış oluyorsunuz, öğrenmiş olmuyorsunuz. Geliyorum yedinci altın maddeme. Arkadaşlar bu sınav strateji işi değil mi? KPSS strateji işi. Peki stratejik bir sınavda strateji geliştirmek zorundayız. Doğru mu arkadaşlar? Yüzlerce konu var bu sınavda. Mesela kaç konudan sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz? Belki aranızda daha önceden benim seminerlerime girenler vardır. Oralarda söyledim belki hatırlıyorsunuzdur. Arkadaşlar sadece genel kültür genel yeteneğe hazırlanan bir öğrenci 5 ders 65 konu 264 tane alt konudan sorumludur. Ve düşünün ki Ayşe hocam sen kendini düşün 65'e bölündüğünü düşün. 65 konunun 65'inde aynı level'da değilsin. Cüneyt hocam sen kare köklü sayılarda başlangıç level'ındasın. Orada yapay zeka sana konu anlatımı çalıştırıyor. Ama sen üstü sayılarda ileri seviyedesin sana orada soru çözdürüyor. Her konuyu özel olarak planlıyor. Tabii ki de gerekiyor Cüneyt Hocam o konuyu öğrendiğinden emin olmak için de o konuyu tamamladıktan sonra hem pekiştirme soru çözümü yapıp hem de konu özelinde minik denemelere girmen gerekiyor. Konu tarama testlerine girmen gerekiyor. Şimdi geliyorum stratejiye. Arkadaşlar herkes ekrana 10 saniye baksın. Sadece 10 saniye. Bakalım en çok dikkatinizi çeken şey ne olacak? Çünkü birazdan bu görselle alakalı bir soru soracağım size. Şimdi görselde genel kültür genel yeteneğin aynı dersi Türkçe iki farklı konusunu ele aldım. Yani 65 konudan ikisini ele aldım. Düşün ki bunun gibi 63 tane daha konu var. Ve her bir konunun arkadaşlar yapay zeka sistemi sınavda çıkan soru sayısına göre önem puanını ve çalışma süresini hesaplıyor. Mesela bunu siz biliyor muydunuz arkadaşlar? En çok sorunun geldiği konular nereler? Ya da bana en çok zaman kaybettiren konular nereler? 65 konunun 65'inde de bunu bilmeniz mümkün mü arkadaşlar bir öğrenci olarak? Evet, mümkün değil. Peki, 10 saniyemiz doldu. Aşağıdaki iki konudan sadece bir tanesini seçmeniz gerekseydi o konu hangi konu olurdu ve neden o konuyu seçerdiniz? Şimdi herkesten yanıt bekliyorum. Esra Hocam diyor ki paragrafın yapısı sebebini de yazalım. Puan yüksek diyor. Başka? Aksini düşünen var mı? Bekliyorum yanıt. Hadi bakalım hocam hayır ben paragrafın yapısını çalışmayacağım paragrafın anlatım biçimlerini çalışacağım diyen var mı yoktur değil mi çünkü ön bilgilendirmemde aslında ben size kopya verdim ve bunun gibi arkadaşlar bakın diyorum ya bu sadece bu sadece iki tane konu bak bunun gibi sadece GY, GK'ya hazırlanan bir öğrenci 63 tane konunun kimliğini çıkarmak zorunda peki Ayşe hocam sen bir öğretmensin Eğitim birimlerinde de bir bu kadar konu olduğunu düşün. ÖABT alanın edebiyat bunun iki katı kadar daha konunun olduğunu düşün. Ve bunların hepsi için onayın var. Ama senin zihnin ne oluyor? Karman çorman. Tamamen karman çorman. Önüne geliyorsa çalışıyorsa bundan, bundan da gelir. Bundan da gelir. Bundan da gelir. Sadece çalışıyorsun. Öğrenme yok. Bak Cüneyt hocamın dediği şey çok güzeldi. Hocam çalışmak öğrenmek midir? Hayır. Sadece o konuyu çalışmak öğrenmen için yeterli bir tür değildir arkadaşlar. Bitirdiğin her konu sonunda o konuya dair yeterliliğini ölçmen gerekiyor ve aslında buradaki stratejik doğru cevap evet vaktin varsa kesinlikle ikisini de sana çalıştırırım diyor yapay zeka ama vaktin yoksa ben sana daha az emek verip daha çok puan alabileceğin konuları getiririm programına eklerim diyor. Yani tabloya göre bu konu hangisi? Paragrafın yapısı. Sadece 42 dakika çalışıp 3.34 puanı cebime koyabilirim. Ve belki de bunun gibi onlarca konu var arkadaşlar ama siz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için belki 0.50, 0.80 puan olan getirisi ama süresi, öğrenme süresi çok uzun olan konuları daha çok çalışıyorsunuz. Ve sınavda belki de bu yüzden başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi KPSS tamamen strateji işi. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Şimdi geldim 8. altın taktiğime. Arkadaşlar sadece program oluşturmak, bu programa uymak, strateji geliştirmek yetmez. Ne dedik? 10 aylık bir süre dedik değil mi? Yani mesela Allah göstermesin ben çok ciddi bir rahatsızlığım var. Ne yapıyorum? Doktor belki bana diyor ki aylık gel senin değerlerini ben yeniden ölçeceğim. Ben diyor seni zamana bırakamam sen çok kritik bir hastalığa sahipsin. Ben seni sürekli gözetimde tutacağım. Sürekli seni kontrol edeceğim. Nereye gidiyor bu vücut? Tepki veriyor mu? İlaçlar üzerinde verimli etkili oluyor mu? Gerçekten değerlerin normale dönüyor mu? Bunu ister değil mi arkadaşlar? Demez. Hiçbir doktor al ilacın bunu git kullan bir yıl sonra iyileşmiş olarak gelirsin demez. Bu ilacın vücudumdaki tepkimesini kontrol eder, merak eder. O yüzden ders çalışma programı da arkadaşlar ders yani bu programı reçete gibi düşün. Evet ben senin yapay zeka olarak reçeteni yazdım. Programla baş başasın. Uyum sağladın. Ama haftalık olarak ben sana bu uyumluluğunda arttırdığın puanını Yaptığın çalışma süresinin yeterliliğini, bütün bir haftalık çalışmandan aldığın verimi ve hedefe kaç puan yaklaştığını göstermem gerekiyor. Bunu göstermem demek doğru yoldasın, çok güzel gidiyorsun, aynen devam et demektir arkadaşlar. Sizin belki de geçmiş yıllardaki en büyük eksikliğiniz herhangi bir feedback alamıyordunuz, doğru mu? Kim kendine feedback veriyordu? Ya hocam ben çalıştım ama bu haftam çok verimsizdi. Ya da hayır hocam ben bu hafta çalıştım ve hedefime tam 5 puan yaklaştım. Bunu ölçebiliyor muydunuz arkadaşlar? Ya da bunu ölçebilen herhangi bir farklı kurum gördünüz mü, duydunuz mu, görüştünüz mü? Evet, Emre hocam. Konunun önem puanı demek o konuya dair sınavda çıkan soru sayısı demek. Yani daha çok soru gelen bir konu, daha az soru gelen bir konuya göre daha fazla önemlidir. Yani onu daha fazla önceliklendirebilirsin. İşte bizim yapay zeka sistemimiz arkadaşlar bunu yapıyor. Kayıt olduğunuzda sizin reçetenizi yazıyor, planınızı çiziyor, yol haritanızı birlikte belirliyorsunuz ve en önemlisi sadece size özel. Eminim içinizde evli olan öğrencilerim var, çalışanlar var, anne baba olanlar var, okula staja gidenler var, işe gidenler var ve eminim ki tek sorumluluğunuz KPSS değil ama hiç önemli değil arkadaşlar çünkü biz bu sistemi sizin gibi sorumluluğu olan öğrencilerimiz için geliştirdik zaten. Yoksa vakti olan öğrenci baştan sona hepsini zaten çalışır. Onun zaten vakti var ama senin bize ihtiyacın var. Çünkü senin süren o kadar çok yok. Ya da senin girdiğin sınav bir tane sınav değil ki. Sen 3 sınava giriyorsun. Üçünde de yüksek performans göstermek zorundasın. Bunun için bir kontrol mekanizmasına, yani bize, yani yapay zekaya ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Geliyorum. Dokuzuncu taktiğime. Arkadaşlar dönem boyunca mutlaka engellerle karşılaşacaksınız. Zorluklar yaşayacaksınız ama bunları aşmayı öğrenmelisiniz. Çünkü unutmamalıyız ki arkadaşlar başarısızlık hissi ve hata yapma eylemi aslında sizin öğrenme sürecinde olduğunuzun kanıtıdır. Yani başarısızlık hissediyorsan aslında doğru yoldasın. Demek ki yola çıktın ki bu hissi hissediyorsun. Ya da hata yapıyorsan demek ki bir şeyler yapıyorsun ki hata da yapıyorsun. Böyle kabul edebiliriz. O yüzden dönem boyunca herhangi bir zorlukla, herhangi bir problemle karşılaştığınızda önce probleminizi tanımlayıp alternatif çözümler üretip kararı sizin vermeniz, uygulayıp sonucunuzu değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve en önemlisi arkadaşlar bu sınav tabii ki de psikolojik gücümüzü de ölçen bir sınav. Esra hocam çok daha iyi bilir kendisi psikolog olduğu için. Arkadaşlar bu sınava hazırlanırken psikolojisini kaybeden çok öğrenci var biliyor musunuz? Belki sizin içinizde bile vardır. Yıllardır hazırlanıyorum, inancım kayboldu, özgüvenimi kaybettim, toplumda değer görmüyorum, toplumsal mobbing yaşıyorum, baskı görüyorum, artık kendimin değersiz olduğunu düşünüyorum, artık başarısızlığı kabullendim, ne yaparsam yapayım zaten başarılı olamayacağım diyen çok öğrenci var arkadaşlar. Siz o öğrencilerden biri olmayın. Emin olun bu başarısızlık hayatı tamamını etkileyen bir başarısızlık değil. Bu sınav arkadaşlar bir hastalık. KPSS bir hastalık. Bunun tedavisi var ama tek başınıza tedavi olamazsınız arkadaşlar. Biz bunun tedavi yöntemini yapay zeka ile geliştirdik ve kendi kayıtlı olan öğrencilerimize tamamen kendilerine özel reçeteler yazıp tedavi süreçlerini değerlendirip istikrarlı bir şekilde tedavilerini devam ettirip KPSS sürecine başarılı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz. O yüzden siz de lütfen dönem boyunca motivasyonunuzu kaybetmeyin. Sürekli kendinize hedefinizi hatırlatın. Asla geleceğinizden, hayallerinizden ve hak ettiğiniz konumdan Vazgeçmeyin, pes etmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Programınızda sadık kalın. Neden bu yola çıktığınızı kendinize sürekli hatırlatın ve zorlukları aşın arkadaşlar. Bütün bunları bizimle rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer yolunuz tek uzamla kesiştiyse zaten çok şanslısınız arkadaşlar. Hem ne demiş atalarımız iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş arkadaşlar. Bence tam tevafuk güzel bir. E, karşılaşma oldu diyebilirim. 2025 dönemi için yapay zeka destekli bireysel sanal koşuluk hizmetimiz Genel kültür, genel yetenek ve A grubu için Ekim ayında sıfırdan başlayacak olan canlı derslerimiz deneme sınavlarımız, ders notlarımız ve soru çözüm derslerimiz ve bütün bunların video kayıtları. ÖABT'de de birçok alanda arkadaşlar güncel video eğitimlerimiz şu an satışta ve bu seminere özel D1 indirim kampanyası başlattık arkadaşlar. Şu an seminere katılan bu sistemden faydalanıp Dönemin sonunda atanmış olmak isteyen bütün öğrencilerime özel tüm eğitimlerimde geçerli tamı tamına yüzde 20'lik bir indirim kampanyamız var arkadaşlar. Bu indirimden faydalanmak, sistemle ilgili daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için sistem yöneticimizin ilettiği linke tıklamanız yeterli arkadaşlar. Şimdi ben de bu linke tıklıyorum. Bu link bu arada arkadaşlar sizi kurumsal WhatsApp alanımıza yönlendirecek. Oradan mesaj atmanız yeterli olacak. Var mı sorularınız? Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Seminerimizi tamamlamadan yanıtlarım arkadaşlar. Güzel, aktif bir katılım oldu. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bence %20'lik indirimi kaçırmayın arkadaşlar. Bütün bu bahsettiğim her şeyi biz sizlere kayıt olan öğrencilerimize yapacağız. Emre hocam doğru adresdesin. Bunun için yapay zekanın koçluğundan faydalanabilirsin. Çünkü tek tek üç farklı sınav sürecine bireysel ilerletmek çok zor. Çok teşekkür ediyorum Esra hocam. O halde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Dost kalın, esen kalın arkadaşlar. En önemlisi başarıyla kalın. Ben size güveniyorum. Bu yıl sizin yanınız olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.